İçeride ben 2 aydır aşağı yukarı 13 Mart'tan bu yana içerideyim. Kitap okudum. Büyük miktarda kitap okudum. Eski bilgilerimi yeniledim. Televizyon seyrettim. Bu koronavirüsle ilgili programlar izledim. Bazen beni rahatsız etti izlediğim programlar. Bazen bilgilendirdi. Çok da sıkıntı yaşamadım. Ama dışarıya çıkmayı özlüyoruz. Gezmeyi, dolaşmayı, yürümeyi, arkadaşlarla buluşmayı özlüyoruz. Ve bugün de bu özlemi gideriyorum. Güneşten işte biraz eğleneceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Başka mı yapacağız ki? Vakit geçmiyor. Çok şükür. Bu yaşta sonra Kur'an öğrettim. Akşama kadar Kur'an'la yaklaşıyorum. Günde 1,5-2 Kur'an okuyorum. İşte namazımızı kılıyor, orucumuzu tutuyor. Başka ne yapıyoruz? Bundan iyisi olmaz inşallah da. Allah bu belayı da Türkiye'nin üzerinde bütün dünyada kaldırsa daha iyi olur. İşte zona işte fara vur çaktı. O işte rod var ya. Sarı norma, o anan şimdi kokadı. Kine de kone işte havay. O kone şöyle bir sunge millet yine kone ve ufe sarı. O roke işte. Şunu ma ruh onu de, hakka ruh meriye hızlı getirelim. Vallahi biz içeride bir cezaevini bilmiyorduk. Cezaevini yaşadık. Yani o şartlar daha ağırmış. Hani bugün de özgürlüğümüze kavuştuk 4 saat. Çok güzel. Bak temiz hava, temiz güneş, bacaklar. Biraz yürüdük işte. Hani güzel bir şey. Muhabbet olmasa biz telefonla birbirimizi aradık, buraya toplandık. Yani bu arkadaşlar her günlük arkadaşlarımız yani. Vallahi sıkılmamak elden değil. Bir 2 aydır tam 11 Mart'tan bu yana içerideyiz. Desem sıkılmadık, yalan söylemiş olur. Ama bu arada biz özgürlüğün anlamını daha iyi anladık. Önemini daha iyi anladık. Demek ki özgürlük iyi bir şeymiş. Bunun değerini bilmiyorduk. Bundan sonra bunun kıymetini daha iyi bileceğiz. Bunu daha iyi değerlendireceğiz zamanımızı, günümüzü. Sıkıldık ama dediğin gibi, arkadaşlarım dediği gibi ben de kitap okumaya çalıştım. Televizyon izledim. Kitap okudum. İşte yemektir, şudur, bu da hanımla ikimiz beraber işte bu işleri yürüttük. Çaresi var mı? Çaresi bu. Hem bizim için hem karşıdaki için iyi bir şeydir yani, bir şeylik yok. Aktif kitap okuyorum, televizyon seyrediyorum. İşte öyle. Tabii ki güzel bir şey. Yani hem izin verdiler, bilmem şunu yaptılar, bunu yaptılar, olmadılarına olmaması gereken bir şey. Biz kendi kendimize bu mesafeyi korumamız lazım. Kendi kendimize müdahale etmemiz lazım. Çocuklarla birlikte çocuklar işe gidiyorlar. Şey zamanlarında yasak olmadığı zamanlarda işlere gidiyorlar. Ben de avratla evde yemeğimizi yapıyoruz. Onların yemeğini yapıyoruz. Birbirimize bakıyoruz.